eski Antakya dediğimiz bölge tamamen yerle bir, haritadan silinmiş durumda. Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, Antakya'da meydana gelen depreme dair konuştu. Bizim evlerimiz de yıkıldı, enkaz halinde. Evet. Isınma sorunumuz vardı, içme suyu sorunumuz vardı, hijyen sorunumuz vardı, tuvalet sorunumuz vardı. O kadar çok sorun vardı ki artık hani dayanacak son noktaya 3 gündür, 4 gündür bırakın banyo yapmayı, elimizi yıkayamıyoruz. Yılmaz, Musa Özuğurlu'nun sunduğu deprem özel programına katıldı. Hatay Tabip Odası Başkanı yaşanan sorunları anlattı. Su. Yakıt, hiçbir şu an istasyonda yakıtla ilgili bir ihtiyacı karşılama söz konusu değil. Sevdar Yılmaz, en önemli sorunlardan birinin de hijyen sorunu olduğunu belirtti. Bugün itibariyle ishal salgınları başlayacak. Hepatit salgını, kızamık salgını, menenjit salgını, şu an zaten kış aylarındayız biliyorsunuz, Covid daha bitmiş değil, grip salgını da var, beta salgını var, HSV salgını var, adenovirüs salgını var, bir değil 6-7 tane virüsün ve artı bakterinin oluşturduğu bir salgın ortamındaydık zaten. Hijyeni mutlaka sağlanması lazım. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Müdürlüklerinin sağlığı uzmanlarını sahaya sürüp onların direktifleri doğrultusunda önlem almaları gerekiyor. Sevdar Yılmaz, depremde yıkılan devlet hastanesinin üzerine inşa edildiği araziye dikkat çekti. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi, büyük hastane olarak yapılan devasa hastanelerimizden bir tanesi Hatay'da. Daha önceden göl olan bir bölge kurutulmuş, ovaya çevrilmiş ve daha sonra orası da imara açılıp hastane yapılmış olan bir bölge. İlk depremde hastane, direkler sadece yer duruyor, metal kısım ya duruyor, cam kısmı duruyor ama iç tarafı sanki atom bombası atılmış gibi, içerisi darmadağın. Yardımların bazı bölgelere çok az sayıda ulaştığını ifade eden Sevdar Yılmaz, terk edilmiş gibi hissettik dedi. Devletin orada kendini hissettirmesi gerekiyor. İnsanlar kendini terk edilmiş hissettiler. Yani ben en azından kendi adıma söyleyeyim, ben kendimi bir vatandaş olarak kendimi terk edilmiş ve yalnız hissettim. Birçok yerden aslında yardım da geliyor ama yardımların aslında AFAD yardımları nasıl dağıtımı nasıl yapıyor bilmiyorum ama bazı bölgelere çok az ulaştı bu yardımlar. Evet. Ya AFAD'ın yetkilileri, orada bulunan yetkilileri sahanın tamamını bilmiyor ya da işte hani söylemek istemiyorum. Geri kalan hani ihtimali söylemek istemiyorum. Bulunan yaralıların kayıt altına alınması gerektiğini söyledi. Hasta kayıtlarına ulaşılamadığını ifade etti. Bu dönemlerde de kayıt o kadar çok önemli ki. Örneğin Ankara'ya sevk edilen 6 tane çocuk var ve bu çocukların isimleri bilinmiyor, anneleri babaları bilinmiyor, nereden geldikleri bilinmiyor. Fotoğrafları paylaşılıyor sosyal medyada, işte annesi babasını tanıyan var mı, çocuğu tanıyan var mı? Evet. Kayıt çocuk çok. Buraya kimin geldiği, niçin, ne müdahale edildiği, niye müdahale edildiği, nereye sevk edildiği konusu muamma.